Milliyetçi Hareket Partisini CHP'leştiriyorsunuz diyerek Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi eleştiren ve ardından istifa ederek CHP'den Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Mansur Yavaş'ın gerçek yüzü ortaya çıktı. Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için CHP'nin ortağı olan ve PKK'nın siyasi uzantısı olan partiye göz kırpan Yavaş Yerel seçimlere 4 ay kala milliyetçi kimliğine büründü. Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda Yavaş'ın İHA sihalardan duyduğu rahatsızlık ve katıldığı bir programda Elikanlı Katil Apoya Bey diye hitap ettiği, ayrıca CHP'nin kongresinde de Selahattin Demirtaş'a selam söyleyenlere ayakta alkışladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken Yavaş'ın şehit düşen 12 vatan evladını da siyasi malzeme haline getirdiği görüldü. Yavaş, Ankara'nın işler caddelerinde bulunan reklam panoları ve billboardlara şehitler ölmez, vatan bölünmez yazılı görselleri astığı görüldü. Yavaş'ın söz konusu hareketine AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan tepki geldi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi partisini CHP'ye benzetmekle suçlayan Sayın Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra tam bir CHP'li gibi davranmaya başladı. Demek ki Yavaş'ın içinde çok büyük bir CHP'lilik varmış. Baktığımız zaman Sayın Yavaş için partisi davası değil, koltuğu daha önemliymiş. Öyle olmasaydı geçenlerde Deniz Gezmiş'in, Mahir Çayan'ın yıl dönümüydü. Bütün CHP'liler tweet atarken o atamadı. Niye atamadı? Çünkü ülkücü taraftarlarını küstürmekten korktu. Ancak genel seçimlerde de HDP'ye şirin görünmek için İHA sihaları diline dolayıp TCG Anadolu'ya laf etmişti. Bebek katili Apo'ya Bey diye hitap etmişti. Yetmemiş, Selo'ya selam söyleyenleri ayakta dakikalarca alkışlamıştı ifadelerini kullandı. Özcan 15 Temmuz programlarına destek vermeyip kahraman halkın alanlardaki sevinçlerine ortak olmamış, üstüne üstlük vatandaşlarla dalga geçer gibi konserler düzenlemişti. Yavaşın ne olduğu belli değil. Şimdi de şehit olan 12 vatan evladımızı kendisine siyasi malzeme yapıp şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atıyor. Geçmişte Bahçeli'ye ağır ithamlarda bulunup ışığı aldıktan sonra da sanki kökten, babadan, deden CHP'liymiş gibi CHP'lilerden fazla CHP'lilik yapmaya çalışıyor. CHP'li belediye başkanı Sayın Mansur Yavaş, ne yazık ki bu milletin değil, Selo'ya, Kavala'ya selam gönderenlerin adayı. Allah kimseyi Mansur Yavaş'ın düştüğü duruma düşürmesin. Kıblisi belli olmayan siyasetiyle en sonunda Dem Parti'ye geçerse şaşırmayız, dedi.